İran Meclis Başkanı Ali Larijani'nin Dışişleri Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahian, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin ulusal kanadın sorularını yanıtladı. Abdullahian, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunu olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, Suriye yönetimiyle koordine olunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye topraklarında IŞİD'e karşı başlatmış olduğu operasyon, IŞİD ve terörizmle mücadele kapsamında olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir. İçerisinde Türkiye'nin de olduğu tüm bölge ülkeleri, Suriye'de gerçekleştireceği her türlü terörle mücadele operasyonunda Suriye devletinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermelidir. Suriye'de terörizme karşı yapılan savaşta tüm eylemler Suriye devletiyle koordineli şekilde yapılmalıdır. Türkiye'nin de bu kapsamda hareket etmesini bekliyoruz. Biz Türkiye'nin bölgede terörizmle mücadelesinde başarı elde ederek konumunu korumasını arzu ediyoruz. İran eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahian, bölgede terörün bitirilmesine giden yolun Amerika koalisyonundan değil, bölge ülkelerinin birlikteliğinden geçtiğini ifade etti. İran, Amerika'nın terörizme karşı etkili bir mücadeleye girmeyeceğinden emin. Bu nedenle ABD'nin bölgedeki hedeflerinin karşısında İran, Rusya, Türkiye ve Irak'ın kendi beceri ve kabiliyetlerini kullanarak bölgedeki terörizme son verebileceğini düşünüyoruz. Ankara ve Tahran'ın stratejik birlikteliğine vurgu yapan İran Meclis Başkanı Danışmanı, İki ülkenin Suriye meselesindeki bakış açılarının son dönemde birbirine yakınlaştığını söyledi. Biz Ankara'yı kendimiz için stratejik bir ortak olarak görüyor ve birçok konuda Ankara ile aynı görüşleri paylaşıyoruz. Suriye meselesinde de son zamanlarda bakış açılarımız birbirine oldukça yakınlaştı. Bununla birlikte çeşitli konularda da görüş ayrılıklarımız elbette mevcut. Görüş ayrılığı içerisinde olduğumuz konularda da konuşarak olumlu sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Abdullahian, darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğunu net bir dille ifade etti. Darbe girişimi sonrası bölgeye yansıyan birlik havasının daha da ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. Darbe girişimi sonrası Sayın Erdoğan'ın Moskova ziyaretine ve Sayın Putin ile bir araya gelmelerine şahit olduk. Bizce Ankara-Moskova, Ankara-Tahran arasındaki görüşmeler ve artan işbirliklerinin bölgeye oldukça olumlu bir şekilde yansıyacağı kanaatindeyim. Özellikle bölgesel sorunlar ve İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan birçok sorunun çözümünde de bu ilişkilerin etkili olacağını düşünüyorum. Türkiye bölgenin güçlü ve etkili bir ülke ve bu etkisini bölge ülkeleriyle gerçekleştireceği işbirliklerine yansıtmalıdır.